Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da Bafetimi Gomis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'da 1 iki sezon daha oynayabileceğini söyleyen tecrübeli golcü bu sezonki gol sayısı hedefini de açıkladı e, Galatasaray'da oynamayı hak etmelisiniz. Bunu da gol atarak göstermeniz lazım. Benim de bunu Okan Hoca'ya da göstermem e, gerekiyor. Onun için Galatasaray'da gol atmak çok önemli. Ben de bu sene hala 10-15 tane gol atabileceğimi düşünüyorum. Önemli goller attım takım için. E, ben de kendimi e, bir oyuncu olarak bir iki sene daha e, oynayabileceğimi düşünüyorum. Ancak dediğim gibi şu anda tamamıyla e, Galatasaray'a konsantre olmuş vaziyetteyim. E, bir forvet olarak da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bana her zaman sevgi veriyor, e, destek veriyor. Ve şu anda başka e, bir şey düşünmem de çok e, yersiz. E, Geçmişe baktığım zaman da yine Galatasaray'a çok güzel bir hikayem var. Bu hikayeyi sürdürmek istiyorum şu anda. Ee, ve tabii ki Okan hocamız. Okan hocamız da e, beraber çalışıyoruz. Kendisi e, başarıyı çok isteyen, talep eden Galatasaray'la yine bir hikayesi var. Oğluyla olan bir hikayesi var. Ve ben de ona bu dönem içerisinde eğer yardımcı olabilirsem çok e, memnun olurum. E, tabii ki e, ben de burada 37 yaşındayım, mutluyum. E, gol atmak çok önemli. Şu anda hala olup Galatasaray için vermek istiyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Avusturya basını yazdı. Yusuf Demir'i bedavaya verdiler. Galatasaray, lige verilen dünya kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Adana Demirspor ile hazırlık maçı gerçekleştiren Galatasaray'da Yusuf Demir maça damga vurdu. Geldiği günden beri yabancı sınırından dolayı bir türlü kendini gösteremeyen Yusuf Demir bu maçta kendine gelmeye başladı. Attığı iki golle ve mücadelesiyle büyük beni toplayan Yusuf Demir ligde de ben hazırım mesajı verdi. Yusuf Demir'in attığı iki golden sonra eski takımı Rapid Wien yöneticilerine de tepki gelmeye başladı. Avusturya basını Yusuf Demir için Barcelona'da oynamış geleceğin harika yeteneğini bedavaya verdiniz. Yöneticiler bunun cezasını çekmeli şeklinde haber yaptı. Sezon başında Avusturya takımı Rapid Vienna'den 6,5 milyon euroya transfer edilen Yusuf Demir için transfer edildiği zaman da Avusturya basın tepki göstermişti. Çok yetenekli olan Yusuf maalesef yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya girmekte güçlük çekiyordu. Fakat dün akşamki mücadelesinden sonra istediği an kolaylıkla kendine kadroda yer bulacağını gösterdi. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Yusuf Demir'in performansını nasıl buluyorsunuz? Galatasaray'da Saçabaoyun aklı karıştı. Saç Saçabaoyun Galatasaray forması altındaki başarılı performansına Avrupa kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Almanya'dan Frankfurt ve Wolfsburg ile İngiltere'den Crystal Palace'ın boyu takip ettiği bildirildi. Bir Fransız kulübünün de maçlarını izlemek için takipçi yolladığı öğrenildi. Daha önce Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmeyen başarılı futbolcunun ayrılık hesapları yapmaya başladığı belirtildi. 480 bin euro garanti ücreti sahip olan Saçaboy'un Galatasaray'ın yeni transferi Rostan sonra en az kazanan yabancı oyuncusu konumunda. Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fransız Sabekin Lea Dubois gibi 1.8 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızı kulübün teklifi ise 1.1 milyon euro. Galatasaray'ın yeni yıl hediyeleri Galatasaray'da ilk sırasında Forweight, Stopper ve Saabek transferi var. Timur'un öncelikli rotası İtalya ve Fransa olacak. Galatasaray, özellikle Ocak ayında satışı gündemde olan bazı yıldızların yerine yapılan arayışları en kısa sürede tamamlamanın hesapları içinde. Listenin zirvesinde yer alan isim Musa Dembele. Lyon'la kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki santrafor için başka Avrupa kulüpleri de devreye girince Sarı Kırmızılar elini çabuk tutmaya karar verdi. Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bonservis ücreti 5 milyon euro. Ocak ayında kiralık Seferovic'i Benfica'ya geri gönderecek olan Galatasaray yönetimi forvet hattını Dembele ile takviye ederek takımın birinci santraforu Icardi'nin sezon sonundaki ayrılığına da önlem almış olacak. Zira Arjantinli golcünün bonservisinin PSG'den alınması şu an için zor. Erden Timur'un Lyon yöneticileriyle görüşeceği ikinci konu Cenk Özkaçar'ın bonservisi. Artık A milli takım forması giymeye de başlayan 22 yaşındaki stoper, Valencia'da kiralık olarak oynuyor. İspanyol kulübü satın alma opsiyonuna sahip ve bunu kullanmaya çalışacak. Ancak Galatasaray cephesi hem Cenk'le hem de Lyon'la anlaşıp Valencia'nın bu transferdeki tüm yollarını kapatmaya kararlı. Eğer Lyon uygun bir bonservis talebinde bulunursa Sarı Kırmızılar Cenk'le de anlaşıp söz kesmeye çalışacak. Böylece Dünya Kupası'nda Danimarka formasıyla yıldızını parlasan Nelson'un Sevilla'ya olası satışına da tedbir alınmış olacak. Galatasaray genç savunmacının satışından 20 milyon euro gibi bir gelir bekliyor. Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir sonraki durak ise İtalya olacak. Burada da Sassuolo ile sezon başından beri bitmek bilmeyen Mert Müldür pazarlığına devam edilecek. Özellikle saça boya için Avrupa devlerinin Galatasaray'dan sürekli randevu talep etmesi bu bölgeye şimdiden bir takviye mecbur kılıyor. Ayrıca Mert'in olası transferi ile birlikte ilk 11'e bir yerli oyuncu daha eklenmiş olacak. Bu da 3 yerli mecburiyetinde teknik heyetin işini kolaylaştıracak. Mert Müldür ile birlikte Kaan Ahyan için de pazarlık yapılması gündemdi. Ancak Galatasaray 27 yaşındaki savunmacının transferinde bu kez ısrarlı davranmayacak. Öncelik Mert Müldür operasyonuna verilecek. Galatasaray'da da Anhold krizi Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray ara transfer döneminde Patrick Van Anholt'u da yollarına ayırmak istiyor. Ancak ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeriyle gerçekleşti. Ancak Sarı Kırmızı Kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim, 1,5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli Solbek'in sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeye gözü aldı. Yarım sezonluk maliyeti vergisiyle birlikte 1,5 milyon euro olan deneyimli futbolcu bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve krizi büyüttü. Sezonluk 1,9 milyon euro garanti ücrete sahip 32 yaşındaki oyuncu teknik direktör Okan Buruk tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Galatasaray sözleşmesinin tek taraflı feshetmesi durumunda Anhalt için kasadan vergilerle birlikte 5 milyon euro çıkarmak zorunda. Yönetim bu rakamı 1-2 milyon euro seviyesine indirmeye çalışıyor. Fernando Mustera için tarihi ceza ihtimali Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Mustera ve arkadaşları karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Mustera'nın da bulunduğu 4 oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor. Disiplin komisyonu Ghana maçında hakeme şiddetle itirazlarda bulunan Mustera, Cavani, Jimenez ve kocun hakkında soruşturma başlattı bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sabah gazetesinin haberine göre en büyük ceza Jimenez'e gelecek ve 15 maçtan men e ihtimali var. Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği men kararının Süper Lig'de uygulanma ihtimali endişe sakin. Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Mustera'yı hangi maddeden cezalandıracağı. Eğer Mustera bireysel disiplin cezası alırsa bu ceza sadece Uruguay milli takımını değil Galatasaray'ı etkileyecek. Mustera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını süperlikte çekeceği kaydedildi. Bu durumda Mustera Ocak oyunda oynanacak Fenerbahçe derbisinde kaçıracak. Noo yerden de kötü haber geldi. Manuel Neuer kayak yaparken bacağını kırdığını ve bu sebeple sezonu kapattığını duyurdu. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor ifadesini kullandı. Alman Fülebekçisi son olarak Dünya Kupası'nda panzerlerle de boy gösterdi. Almanya turnuvaya grup aşamasında veda etti. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.